Evet, Türkiye'nin en iyi konuklarının olduğu programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben geçen gün Eray Yüksel'e de aynı şeyi söyledim. Sizin gibi insanları, bu fütüristlerde genel olarak böyle bir şey var, konuşturabildiğimiz kadar konuşturmamız lazım. Bir kere geleceği çok iyi öngörüyorsunuz. Artı çok da güzel anlatıyorsunuz. İyi hikayecisiniz yani. Hikayeleşiyor. O yüzden sizi dinlemek zevk. Teşekkür ederim. Bu iltifatların bir de nedeni var. Benim anlamadığım bir konu var. Hı. Şimdi bu gelecekle ilgili okuyoruz falan filan. Bazı şeyleri kolay anlıyorum. Bazılarını zor anlıyorum. Bazılarını hiç anlamıyorum. Siz anlatın, anlayalım. İnşallah. Blockchain denen şey nedir? Hı. Ben bu konuyu okudum. İtiraf ediyorum. Hani derler ya, çocuğum çalışmıyor, çalışsa başaracak. Ben çalışıyorum, başaramıyorum. Ben öyle değilim. Hani öyle bir gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Benim gibi insanların anlayabileceği bir şey midir bu blockchain? Yoksa biz hiç bulaşmayalım mı buna? Aa, ne demek? Yani hem anlamak zorundayız. Yani bir kere anlayabileceğiz hepimiz. Çünkü bir önceki, özellikle soruyorum, bir önceki programımız şöyle bitmişti. En büyük dönüşüm demiştiniz bunun için. Doğru mu? En büyük dönüşüm. O zaman bunu öğrenelim. Aynen. Yani gerçekten bir kere daha ve çok kere tekrarlamak isterim. İnternet ne demek istiyor dünya için? Blockchain de öyle olacak. Yani öyle bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Çok yeni. Henüz gelişiyor. Daha kristalize olmadı, netleşmedi neler olabileceği. Fakat önemi çok ama çok büyük. Yani yeni bir dünya düzeninin her manada... sadece bir teknoloji olarak bakamayız ona artık. Elle tutulur, gözle görülür bir şey değil, tıpkı internet gibi. Fakat işte hukuk, ahlak, ticaret, eğitim, her türlü şeyi halledecek. Çok pozitif beklentiler insanlara veren bir şey. Nasıl? Mesela şöyle diyelim, tam anlatacağım, daha hala anlatmadığımı farkındayım. Türkiye Bilişim Derneği şey demiş, öbek zinciri diye. Evet, öbek zinciri, blok zincirler, yani bir sürü isim denebilir ama mantığını anlamakta yarar var. Evet. Ben de anladığım kadarıyla anlatacağım. Yani hiç kimse henüz bunun uzmanı değil tabii ki, konuda ilerlemiş olanlar var. İyi, bak şimdi rahatladım. Tabii, hepimiz hani herkes rahatlayalım. Herkes anlıyor da bir ben mi anlamıyorum dedim bunu. Yok, herkes daha, yok hiç herkes değil, çoğunluk anlamıyor, farkında da değil hatta. Yani bu soruyu sorabilen bile çok az. Dolayısıyla orada hiç hani kompleksleneceğimiz, ah dediğimiz, tamam, kaçırdığımız sevindim, bir şey yok. Fakat şöyle, önemini bir kere daha anlatıp sonra ben de anladığım kadarıyla ne olduğunu, neleri değiştirebileceğini bakalım. Hatta yayından sonra isterlerse de benim bu ufuktarhan.com blogda çok ciddi bir değiştirebileceği 19 sektöre dair nasıl değiştireceğine dair çok iyi bir video ve yazı da hazırladım. Yani biraz böyle şey, tamam, gibi dersin. Ona bakarlar oradan, ama oradan şimdi bahsederiz. Şimdi diyor ki bir takım ekonomist ve teknolojistler, bu blockchain hani matbaa esasında bizim bilgi eksikliğimizi, bir ihtiyacımızı karşıladı. Sanayi devrimi güç ihtiyacımızı karşıladı. İnternet mesafeleri yarattığı sorunları ortadan kaldırdı. Şimdi blockchain'de güven sorununu halledecek. Güven ihtiyacını karşılayacak. Tamam. Blockchain o zaman direkt güvenle ilgili güven bir şey. Güven yönetimi. Veri ve güven. Aynen. Güven, veri var ama güven yoktu. Yani veriyi çözdük şimdi. Her yerden veri alabiliyoruz. Tamam. Fakat o veriyle neler yapabileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi geliştirdiğimiz çağlardayız. O zaman güven başlığı altında anlayabiliriz. Güven management, yani güven yönetimi diyebiliriz. Güven yönetimi, tamam. Şimdi çünkü şu andaki kamu ya da bir sürü işleyiş var işte. Kamuda, özel sektörde ve bunların hepsi için, finansta özellikle, banka, sigortacılık, alım, satım, önce güvenle ilgili şeylere bakalım, konulara bakalım. Ne oluyor? Aslında bir sürü kayıtlar tutuluyor. Ve biz bir şey yapmak istediğimizde geri planda birçok onay, birçok şahitlik, birçok doğrulama, sonra noter, güvenlik arıyoruz. Yani buna dünyanın noteri de diyebiliyoruz. Şu basit mantığı hani anneanneme anlatır gibi anlat derler ya, ben de öyle araştırıp baktım hani bunu anlatan dostlarımızdan algıladığım kadarıyla. Şimdi mesela bir defter tutuyoruz bir işlem için. Diyelim ki bu bir muhasebe işlemi olsun.
O defterin o defterden binlerce aynı o defterde yazan bilgiden binlerce defterde olduğunu düşünelim. Ve biz herhangi bir oynama yani oradan bir para çekme, para yollama, içeriye para alma ya da başka bir işlem, sigortalama, herhangi bir bilgi ya da para transferi yani bir işlem yapıldığında o bütün binlerce defterde de onun aynısı aynı eş zamanlı olarak işlendiğinde bir daha bize o defterle ilgili herhangi bir şey yapmaya kalktığımızda da doğrulamanın o binlerce defterden gelmesi gerektiğinde bunu ancak bu dijital dünya ile yapabiliriz. Kriptoloji yani zincir oradan geliyor aynen, demek ki. Aynen. Bunların yani hepsi birbirine bağlı. Bir halka eksik olsa çalışmıyor hayır, sistem. O bilgilerden biri oynanmışsa, değişmişse, farklıysa yani o bilgilerde nereden geliyor? Yine internetten geliyor bizimle ilgili. Dolayısıyla birbirini doğrulama mekanizması kendi içinde çalışıyor. Bunun için çok ileri seviyede kriptoloji ve akıl oyunları denen ileri matematik uygulamaları kullanılıyor. Ve şu ana kadar yani mesela bir server'ı ya da bir defteri hacklemek, saldırmak kolay. Ama binlercesine birden bunu yapmak çok zor. O yüzden güvenliği de çok yüksek yani deniyor. Hackerlar blockchain'e bir şey yapamıyor mu? Deneniyor çok. Birkaç yerde bunu borsası filan türedi şimdi para piyasalarıyla ilgili, işlem piyasalarıyla ilgili. Orada birkaç tane bir olay oldu ama henüz böyle hacklenebilecek halde olduğunu kimse söyleyemiyor. Tabii yani akla geliyorsa başa gelecektir ama şu anda ve bir müddet daha bunun imkansıza yakın olduğu görünüyor. Kurgusu ve yapısı itibariyle ki bunu normal bir aklın, normal bir teknoloji bilgisinin anlaması mümkün değil. Tıpkı interneti anlamadığımız gibi. Yani biz bunu kullanacağız anlamadan elektriği kullandığımız gibi. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Blockchain herhangi bir konuda güvenli veri iletimi diyebilir miyiz? Evet ve aracısız. Aracısız ve bu bizim hayatımıza nasıl dokunacak? Çünkü şöyle bir de blockchain'i anlarken birkaç anahtar tamam. kelime var. Güvenliği söyledik. Bir de şeyi söylememiz lazım. Dağıtık sistemler. Yani bilgi desentralize, merkezi olmayan. Olmayan ve bu olayı, kayıtları dağıtan dolayısıyla da bir güç odağı, bir merkez tarafından yönetilme ve bir anlamda da sömürülme. Bunun muhtelif yolları var, komisyonlar var, bir sürü zamanlar var. Yani hem güvenli hem çabuk işlem yapmak için hem de daha ekonomik işlem yapmak için yeni çağın bulduğu kendisine bu ihtiyaçlardan dolayı bulduğu çözüm aslında. Bu çözüm neleri yok eder? Bu çözüm aracı kullanılan gene her aracılara geliyor. Aracılar yok olacak. Yani bankalar mı? Büyük ölçüde şimdi hala bir mesela bu blockchain'in çıkmasına sebep olan şey aslında Bitcoin yani evet, para. Kripto paraların altyapısı olarak çıktı ilk defa ve bunun çıkışı 3 sayfalık bir PDF aslında şeyiyle oldu açıklamasıyla oldu bir Japon'un hani o Japon mu yazdı onu bir grup tarafından o da hala bilinmiyor fakat ilk tabii etkili olacağı alan direkt para transferini sağlayan her türlü noktaya değinecek yani bu binlerce şu anda kripto para cinsi var mesela. Birbirimize direkt para yollayabiliyoruz. Birbirimizden direkt para alabiliyoruz. Bunun etkileyeceği sektörler, sigortacılık, hem poliçelerin kesilmesi, hem ödenmesi. Yani bunlarla ilgili. Şimdi dolar Amerikan, evet. TL Türk, evet. Euro Avrupa Birliği, Bitcoin ne? Bitcoin de aslında bütün hepimizin dünyanın mı? Yani güven sağlayan platformların değişim birimi olarak kullanabileceği yeni bir değer ölçüm aleti. Mesela aracı diyelim. Bitcoin 2040'a kadar bir de değerleri şöyle belirleniyor. Limitleri var, sınırları var. 21 milyondan fazla Bitcoin üremeyecek mesela dünyada. O zaman biz Bitcoin'e bugün girmeyelim. Biz sadece blockchain'de bir kere bunu anlayalım sonra Bitcoin'e ayrıca bir program yapalım. Aynen. O da ama bunu anlamadan onu anlayamayız herhalde kesinlikle. Değil mi? O yüzden biz bunu bir anlayalım çünkü anlamak üzereyim gibi. Süper. Mesela bunun çok yararlı olacağı alanlardan biri oy kullanma sistemi. Ha. Yani müdahale edilemediği için. Hem oy kullanmak için kayıt aşaması, oy kullandın sayım aşaması,
binlerce yerde kayıt tutulduğu için ve kimse de buna müdahale edemediği için ve şeffaf ve açık, herkes o kayıtları görebildiği için bu tip sistemlerde bir sizin şeyiniz oluyor. Yani bunu daha iyi anlamak için aslında izleyenler çok küçük de olsa, yani çok küçük paralarla, kuruşlar mertebesinde kendilerine bir kripto para hesabı açsınlar. 1300'den fazla şeyi var, cinsi var. Bir kripto para hesabı açıp hani nasıl dijital para uygulaması yapılıyor, oradaki aracısızlık nasılı hissederlerse o zaman aslında sistemin tamamını hissedecekler. Mesela oy kullanırken bütün dünyada, yani sadece bizim ülkemizde değil, insanlar oylarının adil bir şekilde kullanılmadığını, adil bir şekilde sayılmadığını ve adil bir şekilde açıklanmadığını düşünüyorlar. Yani sadece Türkiye'de değil, klasik manada. Blockchain bunu ortadan kaldıracak mı? Yani biz gelecekte evimizden çıkmadan internete bağlanıp oy kullanacağız ve bu %100 güvenli olacak. Aynen. Bunu yapan da blockchain dediğimiz o dağıtık, dağıtık sistem. Yani o dağıtık sistemin yumuşak karnı şu anda ne? Bu demektir ki, yani bir anda o kadar çok sorgulama, o kadar doğrulama ve düşünün, bu hepimiz için geçerli olacak ve her işlem için. Burada data, veri kanallarının, yani iletim, internet hızlarının ve internetin taşıyabileceği bilgi kapasitesinin çok hızla yükselmesi gerekiyor. Artı yenilenebilir enerjiyle de enerji gereksinimi müthiş yükseliyor. Onun hızlanması lazım ama hep konuşmuştuk daha önce de, bütün bunlar da eş zamanlı hızla gelişiyor. Mesela 5G 2025'lerde falan projekte ediliyordu Kore'de bile, 2023 enerken. Öne geldi. Hemen şimdi Türkiye'de bile konuşuluyor gelecek sene için, ki 5G geldiğinde zaten oyun baştan aşağı bunlar için kurulmuş olacak. Peki para tarafında blockchain'i görüyoruz, oy kullanıyoruz. Perakende de. Başka bu örnekleri çoğaltabilir Perakende sektöründe. Nasıl yani? E-ticaretten. Mesela çok enteresan, büyük pazar yerleri, merkezileşmeyi şey yapıyoruz ya, dağıtıyoruz ya. Mesela Amazon'a yazık olabilir bu hengamede. Çünkü neden? O çok büyük bir merkezi bir satın alma. Yani Facebook, yani aslında hükümet gibi olmuş yerler var hayatımızda. Yani bütün mesela devlet otoritesi, devlet kamu işleri, yani bütün bunların, bütün güçler tehlike altında. Aynen. Yani güç odağı olup da bir sürü insanı bir yere toplayan ve bunun nimetlerinden faydalanmaya çalışan her türlü kurgu blockchain ile dağılacak. Peki son iki dakikamız. İki dakikada özetleyelim konuştuklarımızı. Bir şeyler anlamaya başladım ama böyle 15 dakikada olacak bir şey değil herhalde bu. Yani bir kere dakikada özetleyelim, bitirelim bu programı. Şimdi blockchain zincir kütükler, yani bir bilginin dağıtık olarak birçok dijital kütüğe yazılması ve o bilgiyle ilgili bir şey yapılması halinde de her yerden doğrulama, teyit alınması temeline dayalı kriptolojiyle ve ileri seviyede matematik kurgusuyla güven, hız, verimlilik artışı, maliyet düşüşü ve desentralize, yani merkeziyetçiliğin dışında aracıları yok kaldıran eden, dünyanın aslında belki de huzur bulmasına yardımcı olacak en önemli, internetten bile daha önemli olabilecek yeni bir çağın başlangıç vuruşu diyelim. Ve bir önemli sözle bitirmek istiyorum. Sen seviyorsun öyle çarpıcı bir şey söyle. Tamam. Şimdi bununla birlikte de şu çağa resmen adım atmış olacağız. Yani dijital medeniyetler çağına. Ve bu dijital medeniyetler çağında da olay şuralara varacak. Giderek daha azla daha çok yapacağız. Ve bu öyle bir noktaya varacak ki hiçbir şeyle her şeyi yapabilir hale geleceğiz. Şimdi bunu düşünsün izleyiciler gelecek. Dijital medeniyet çağı, dijital bolluk çağı, dijital mutluluk çağı gelsin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar.